Herkese merhaba, günaydın. Yeni bir yayında daha beraberiz. Trabzonspor'da transferde bir hareketlilik daha var. Bir ismiyle ilgili durum var daha doğrusu. Jason Denayer kendisini zaten Galatasaray'dan hatırlıyordur birçok kişi ama devamında Olympique Lyon'da da forma giydi. Bir kadro dışı kaldı, sakatlık yaşadı ve aslında kariyerinde çok çok önemli kulüplerde oynadı. Manchester City altyapısında oynadı, Celtic'de oynadı, sonra Galatasaray, Sunderland, tekrar Galatasaray, Manchester City'ye döndü kiralıktan. Geçtiğimiz sezonda Olympique Lyon'a gitmişti ve şu an itibariyle de serbest statüde yer alan bir isim. Ciddi bir sakatlık yaşamıştı ve bu sakatlıkla ilgili Trabzonspor Kulübü oyuncudan sağlık raporu istedi. Oyuncu aynı zamanda Galatasaray'la da şu an itibariyle görüşmelerini sürdürüyor ama Trabzonspor'da da isim Trabzonspor Yönetim Kurulu'na gittikten sonra bu ismi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Bordo Mavili Kulübü'nün idarecileri ve Abdullah Avcı Jason Denayer'le ilgili kesinlikle takıma katkı sağlayacağına dair bir görüş bildirdi. Trabzonspor şimdi görüşmelere yeni başladı. Bir yani sıcak bir gündem aslında. Daha yeni başlayan bir durum bu. Aynı zamanda Boyata'yla da Trabzonspor Kulübü temaslarını sürdürüyor. Orada da 2.2 milyon avroluk teklifi var Trabzonspor'un ve bu parayı 4 eşit taksitle ödemek istiyor Bordo Mavili takım. Onlar parayı peşin olarak istiyor ve bu iki isim arasında şu an biraz daha ağırlıklı ama stoper konusu çok uzadığı için bu süreçte teklif yapılan, görüşülen tabii çok çok isim var. Bunlardan bakalım hangisi Bordo Mavili formayı terletecek. Aslında yönetim bize şöyle bir bilgi vermişti. İki gün içerisinde transferi sonuçlandıracağız dedi. Ama görünen o ki bu süre içerisinde daha önce 9 Temmuz tarihini açıklamıştı Sayın Başkan Ahmetoğlu. Yetişmedi bu döneme. Şimdi iki gün denildi. Orada da bir sorun oldu. Süreç uzuyor. Süreç uzadıkça tabii ilk kampa yetişme ihtimali de artık neredeyse sonuçlandı. Bugün ayın 14'ü, ilk kamp 16 Temmuz tarihinde sona erecek ve oyuncu ilk kampa şu an itibariyle yetişmeyecek gibi gözüküyor. Ama Jason Denayer taraftarları Boyata'ya göre çok daha heyecanlandıran bir isim. Bir kere 27 yaşında zaten. Çok daha genç bir oyuncu ama onun da sakatlık geçmişinde yine ciddi sıkıntılar var ama sağlık raporuna bakacak tabii Bordo Mavi takım. Geçtiğimiz sezon Lyon'da 20 karşılaşmada görev yaptı. Bir sorunlar yaşadı, sakatlık yaşadı, sakatlıktan döndü, kadro dışı bırakıldı, tekrar sakatlık derken bayağı sorunlar yaşadı açıkçası ve şu an itibariyle de özellikle 17 Nisan tarihinden sonra kadroda olmadığını söyleyelim. Sakatlığıyla da ilgili bilek burkulması, yani bileğinde sorun oluşmuştu Jason Denayer'in. Ama dediğim gibi kulüp yetkilileri sağlık raporuna bakacak. Jason Denayer'in şu ana kadar Galatasaray'la anlaşamamasında en önemli nedenlerden bir tanesi talep ettiği rakamlar. Yüksek beklentisi var Denayer'in ve bu rakamı da yine Trabzonspor kulübünden de yüksek bir şekilde talep edecektir Denayer. Ama Trabzonspor için şöyle bir yorum yapabiliriz. Yani Boyata'ya 2.2 milyon avro bonservis, 1 milyon üzerinde de maaş verilecek. Bu rakamı imza parası veya bonus şeklinde, maaş şeklinde Denayer'e teklif edilse bence çok kolay bir şekilde kabul edebilir diye düşünüyorum. Bu benim yorumum ama oyuncunun ne istediğini, ne beklentide olduğunu bilemeyiz tabii ki. Denayer Belçika milli takımında da 35 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezonda dediğim gibi 20 karşılaşmada görev yaptı. Bunların 4 Avrupa Ligi, 15'lik biri de kupa karşılaşması. Sakatlıktan sonra geri döndü ama bir kadro dışı süreci yaşadı. 3 gol, bir asistlikte katkısı var. Burada önemli detay hem Boyata'ya hem de Denayer'e teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayı var. İki isme de. Zaten bu isimler önerildikten sonra Trabzonspor Kulübü'ne Trabzonspor Kulübü yetkilileri bunları hemen teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletiyor. Abdullah Avcı da bu konudaki raporunu ekibiyle, scout ekibiyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda belirliyor ve yönetim kuruluna bu isimlerin alınıp alınmayacağına ilgili fikrini beyan ediyor. Yani hocanın alınmasın dediği hiçbir oyuncuyla görüşme yapılma ihtimali şu an için, en azından bu dönem için, daha önceki sezonlarda bu tür transferlerin olduğu da oldu. Birçok takımda da oluyor ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Denayer sıcak bir gelişme, yeni bir gündem. Boyata'yla da yine temaslar devam ediyor. Yine Brezilya'da da izlenen bir oyuncu var, takip edilen bir oyuncu var aktif oynanan liglerde.
Bu tarz birçok isim şu anda gündemde. Umarım kısa süre içerisinde bu transfer süreci artık sonuçlanır. Stoper transferi ve diğer isimlere yönelmeye başlarız. Bakın isimler dedim. Çünkü ilerleyen süreçte bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Trabzonspor'un farklı bölgeleri güçlendirecek alternatif arayışları da var. Bu isimlerle çok uzun zamandır temas halinde Bordo Mavili takım. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Forvet hattını, kanat forvet bölgesini güçlendirmek istiyor Trabzonspor. Yedek kaleci arayışı var. Orta sahaya bir arayış var ki bu orta sahadaki arayışlar özellikle son dönemde ismi en çok anılan isim Grealish. İnanılmaz bir derin oyun kurucu. Yani böyle araya top atmayı seven, takımı komple atağa kaldırmayı seven ama bunun yanında savunma becerileri de çok çok önemli olan bir oyuncu. Onun da maaş beklentisi çok yüksek. Bonservis beklentisi çok yüksek. Ailesinden para talep edenler var. Çok karışık bir süreç ama dediğim gibi Trabzonspor Kulübü zaten detayları şöyle söylüyor. Evet, Grealish'le ilgilendik. Gündemimizde olan bir isim diye doğruluyor bu ismi. Oyuncu İtalya'dan en son 1.9 milyon avroluk bir teklif almıştı ve bunu kabul etmemişti. Onu da belirtelim. Ama Grealish ismi taraftarları heyecanlandıran bir isim. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bir diğer noktada Cervinho konusu. Ares'le zaten çok uzun zaman önce prensip anlaşmasına varmıştı Cervinho. Oradan yaklaşık net maaşı olarak 450 bin euro ve bonuslarla birlikte 600 civarında bir para kazanacak Cervinho. Sadece Trabzonspor'la anlaşamıyordu. Dün akşam itibariyle Trabzonspor kulübüyle de anlaştı. Ancak henüz nasıl bir rakama anlaştığı ile ilgili çok fazla detaya ulaşamadık. Bununla ilgili araştırmamız devam ediyor. Çok da kolay değil açıkçası bu bilgiye ulaşmak. Ama umarım kısa süre içerisinde ulaşıp sizinle de paylaşmak fırsatımız olur. Bir yandan transferler gündeme gelmeye devam ederken bir yandan da ayrılış süreci de devam ediyor. Diabete şimdi Cervinho, henüz resmi açıklama yok ama sırasıyla Flavio şu anda biraz daha ayrılış sürecine en yakın isim. Aslında oyuncu Ankara Gücü'yle çok ciddi şekilde görüşüyordu. Ankara Gücü cephesi de bunu doğruladı. Oraya daha yakın gözüyle biz bakıyorduk ama son anda bir Giresunspor hamlesi geldi tekrar. Özellikle Hakan Keleş'in oyuncuyu çok istediğini ve oyuncuyla birebir görüşme yaptığını da söyleyelim. Sıra sonra Tronsen, Koita, Yunus Mallı bu şekilde devam edecek. Çünkü bir yandan alıyorken bir yandan da göndermen gerekecek. Kadroda yer açabilmek için, maliyetleri düşürebilmek için bunlar da önemli detaylar. Bir diğer nokta Trabzonspor'un ilk hazırlık maçını bugün Türkiye saatiyle saat 19'da Macar Ligi ekiplerinden MTK Budapeşte yapacak. Daha önce de bu ekiple birçok kez hazırlık karşılaşması yaptı Trabzonspor Kulübü. Bu maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha çok genç oyuncular ve kiralıktan dönen oyunculara forma şansı tanıması bekleniyor. Tabii sürpriz de yapabilir, onu göreceğiz. Ama en azından kampta neler yapıldı, nasıl bir oyun planı içerisinde, nasıl bir oyun düşüncesi içerisinde olduğunu görebilmek adına önemli. Onu da görelim. Bakalım nasıl bir noktaya gelecek kamptaki süreç. Pazartesi günü ben de Allah nasip ederse yurt dışı kampına gideceğim. Onu da belirtelim. Bir diğer detayı da şöyle söyleyeyim. Trabzonspor'da Ahmet Can Kaplan'a 6 milyon civarında bir teklif geldi arkadaşlar. 6 milyon civarındaki bu teklif henüz sözlü olarak geldi. Yazılı metne dönüştürmedi. İki takım ciddi şekilde ilgileniyor Ahmet Can Kaplan'la. Biri Lille, biri Ajax. Bakalım Trabzonspor Kulübü'nün yanıtı ne olacak? Bu teklife sıcak bakacak mı? Ahmet Can Kaplan'ı önceki gün videoda da söylemiştim. Özür dilerim, yayında da söylemiştim. Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach scout ekipleri de izledi ve 3 kez canlı olarak izlediler. Daha sonra videolarından da takip ettiler ve şöyle oyuncunun hakkında bütün raporlar olumlu. Dün akşam Adem abi de dedi, Ajax bu tür isimlere yatırım yapmayı çok sever dedi. Ajax mevcut sol stoperini satıyor ve muhtemelen böyle bir kapıyı çalacak Trabzonspor. Bakalım Trabzonspor bunu kabul edecek mi? Ne olacak, onu da bekleyip göreceğiz. Ama Ahmet Can Kaplan'la ilgili bu teklif, zaten resmi teklif alan ilk oyuncuydu Ahmet Can Kaplan. Hala farklı farklı takımlarında radarına girmeye başladı. Siz de açıkçası Ahmet Can Kaplan'ın gönderilip gönderilmeme noktasındaki yorumlarınızı da paylaşırsanız sevinirim. Bu videoyu da burada sonlandıralım.
Umarım güzel bilgiler paylaşmışızdır. Kısa süre içerisinde şu bitti haberlerini vermek de inşallah nasip olur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.